Ana Haber Bülteni Ahmet Terzioğlu'yla başlıyor. Türkmen Uydu Televizyonu'ndan herkese iyi akşamlar. Ana Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bültenimize geçmeden önce haber başlıklarını izleyelim. Ardından tekrardan karşınızda olacağım. Cumhurbaşkanı Barham Salih Irak ordusunun 101. yıl dönümü vesilesiyle kutlayarak Irakların güvenliğini koruyan ulusal bir kurum olduğunu vurguladı. Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Mustafa El-Kadhimi Bağdat'ın merkezinde meçhul asker anıtını ziyaret etti. Sadr Hareketi lideri Muktada Sadr'ın Irak ordusunu ve prestijini güçlendirmek için çaba göstermeye devam edeceğini teyit ettiği Irak ordusunun kuruluş yıl dönümü kutlamalarıyla devam ediyoruz. Irak ordusunun 92. Tugayı ordunun kuruluşunun 101. yıl dönümü münasebetiyle karargahında bir tören düzenledi. Şehitlisin şehitlerinin zikrası ile Şehit Kasım Süleyman'ın ve Şehit Abu Mehdi Mühendis'in zikrası ikisi bir yerde oldu. Şehitler Kurumu denetiminde Şehitler Millet Meşalesi ve Tarihin Işıltısı sloganı altında Kerkük Şehitler Müdürlüğü tarafından diktatör Baz rejimi döneminde Cisin şehitlerini anmak için özel bir anma töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Barham Salih Irak ordusunun 101. yıl dönümü vesilesiyle kutlayarak Irakların güvenliğini koruyan ulusal bir kurum olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı kendi Twitter hesabından attığı bir tweet ordunun vatanı savunmak ve terörü yenmek için gösterdiği kahramanca başarıları hatırlatarak ordunun hak ettiği yüksek statüye desteklemenin bir görev olduğunu dikkat çekti. Başbakan Mustafa El-Kadhimi Irak ordusunun 101. kuruluş yıl dönümünden dolayı tebriklerini sunarak Irak'ın savunmasında savaşan her ele selamladı ve sınırların bekçiliğini atadı. Başbakan kendi Twitter hesabından attığı bir tweet ordunun her şekliyle güçlü, sevgili ve bağımsız bir Irak'ın varlığının garantisi olduğunu ekleyerek ordu güçlerine terörü ne kadar yendiğimizi ve Irak kimliğini koruduğumuzu söyleyerek Irakların sevgisini ve aziz vatanın koruyucusu olan tüm şehitlerimizin şan ve şerefini kutluyorum dedi. Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Mustafa El-Kadhimi Bağdat'ın merkezinde meçhul asker anıtını ziyaret etti. Bu vesileyle Başbakan şehitler ve kayıplar arasında Irak askerlerinin fedakarlıklarını almak için çelenk bıraktı ve Irak'ın dirilişi ve uğrunda feda edilen saf ruhları için Fatiha suresini okudu. Irak ordusunun kuruluşunun 101. yıl dönümünde Silahlı Kuvvetler El-Kadhimi'nin huzurunda 1. Harp Okulu öğrencilerine yönelik mezuniyet törenleri yapıldı. Mezuniyet töreninde dereceye giren teğmenlere sertifikalar verildi. Irak ordusunun 101. yıl dönümünde Türkmen Kardeşlik Ocağı Türkmen şehit askerlerini anarak bir seminer düzenledi. Bugüne kadar düşman subayları ne yaptı? Ne şekilde ciddi? Irak ordusunun 101. yıl dönümünde Türkmen Kardeşlik Ocağı Türkmen şehit askerlerini anarak bir seminer düzenledi. Yiğit Irak ordusunun 101. kuruluşunun gününe dek gelen ve bu ordunun kurucuları arasında yer alan en önemli sembollerden biri olan Türkmen liderleri ve subayları arasında Türkmen Kardeşlik Ocağı bir anma töreni düzenledi. Anma törenine önde gelen Türkmen şahsiyetleri ve vatandaşlar katıldı. Türkmen Kardeşlik Ocağı'nın başkanı Sayın Doktor Faruk Abdullah bu özel günde Türkmen Uydu kanalına bir açıklamada bulundu. Türkmen Kardeşlik Ocağı'nda Bağdat'ta bir etkinlik yaptık. Bu da Irak ordusunun kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yapıldı. Yalnız bu etkinlikte sadece biz Türkmen subaylarının 1921'den bugüne kadar yaptıkları cesaret ve Irak ordusuna hizmetleri dile getirdik. Ve bu yüzden Türkmen halkının, Türkmen milletinin Irak ordusu içerisinde büyük bir yeri ve katkısı vardır. Bu yüzden bunları biz dile getirmeye bir şeref biliriz. Yalnız bunların içerisinde şehitlerimiz var. Irak için savaşan şehitler. Bu bakımdan biz göstermek istiyoruz. Irak makamlarına bu subayları kendileri de ansalar. Çünkü bu subaylar Irak'a büyük bir hizmetleri olmuştur. Irak ordusu kuruluşu 101. yıl döneminde biz şu anda Bağdat'tayız. Türkmen Ocağı'nda tabii sağ olsun Doktor Faruk abiye, buradaki diğer arkadaşlar. Tabii bizim için çok önemli bir şeydi. Çünkü bizim Irak ordusunun ilk teşkilatında epey bizim komutanlarımız vardı, askerlerimiz var, subaylarımız vardı. Tabii bizim boynumuzun borcu da her yıl bunların burada resimlerini, tirkarlarını burada hem gösteren hem yad eden. Çünkü bunlar bizim komutanlarımız da eskiden güzel bir tarihleri var, güzel bir geçmişleri var. Savaşıptılar hem Irak için hem dışarıda, başka ülkelerde savaşıptılar. Biz bunlardan çok memnunuz. Mekanları cennet olsun. Diğer arkadaşlarımıza Allah uzun ömürler versin onlara da. Biz her sene inşallah milletimizin yanındayız, milletimizin desteğindeyiz. Milletimizin inşallah bütün eskilerini, bütün ihtiyaçlarına biz hazırız. 6 Ocak 1921 tarihi Irak ordusunun kuruluşu ile ilgili detayları izleyelim. ...6 Ocak 1921 tarihi Irak ordusunun kuruluş günüdür. Bu tarihte Irak ordusunun temel taşı atıldı. İlk önce başkent Bağdat'ta İngilizlerin kontrolü altında kurulan 1. Kral Faysal döneminde... ...İmam Musa el Kazım adında bir askeri alay kuruldu. Daha sonra ise Irak'ın güneyindeki Ed-Divani ilinde, kuzeyde ise Kerkük ilinde birer askeri tugay daha kuruldu. Kraliyet döneminde Irak hükümeti tarafından ordunun güçlendirilmesi ve farklı askeri teşkilatlarının yapılması istenildi. Ancak o dönemde İngilizler bu meseleye sıcak bakmadı. 14 Temmuz 1958 devrimi sonrası kurulan Cumhuriyet döneminde ise Irak ordusu büyük önem gördü ve o dönemde kurulan hükümete yakın olan ülkeler Irak'la anlaşmayı yaparak silah, ayrıca orduyu güçlü bir hale getirmesi yönünden iyi destekler sunuldu. Irak ordusunun tarihine bakarsak farklı savaşlara girmiştir. Birincisi 1941 yılında Irak'ta bulunan İngilizlere karşı olandır. 1948 yılında ise Filistin'de İsrail misillerine karşı olmuştur. Irak ordusu 1973 Ekim ayında ise yine İsrail güçlerine karşı önemli bir savaşa girmiştir. Diktatör Baas rejimi döneminde ise Irak ordusu 1980 yılında İran'a karşı savaşa girdi. 1991 yılında ise Kuveyt'e girdi. Daha sonra da 2. Körfez Savaşı'na girdi. Ancak bu savaşlar hem ordu açısından hem de Irak halkı için çok zarara neden oldu. 2003 yılında diktatör Baas rejiminin düşmesi sonucu Irak ordusu yeniden kuruldu. Yeni kurulan Irak ordusu teşkilatlarının içerisinde hava kuvvetleri, kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri, savunma kuvvetleri, terörle mücadele güçleri ve Haşit Eşhabi güçleri de yer almaktadır. Yeni Irak ordusunun farklı teşkilatları terör örgütlerine karşı yıllardan beri başarılı mücadele gösterdi. Şehitler Kurumu denetiminde Şehitler Millet Maşalesi ve Tarihin Işıltısı sloganı adı altında Kerkük Şehitler Müdürü tarafından diktatör Baas rejimi döneminde TİS'in şehitlerini almak için özel bir anma töreni düzenlendi. Şehitler Kurumu denetiminde şehitler millet meşalesidir ve tarihin ışıltısıdır sloganı adı altında Kerkük Şehitler Müdürlüğü tarafından diktatör Baas rejimi döneminde TİS'in şehitlerini anmak için özel bir anma töreni düzenlendi. Düzenlenen anma törenine siyasi, güvenlik, aşiret şahsiyetleri hazır bulundu. Hazır bulunan şahsiyetler bugün şehitleri anmak, eski diktatör Baas rejiminin insanlığa karşı yaptığı cinayetleri hatırlamak için olduğunu vurguladılar. Bu yıl, Subhanallah giden yıldan bu yıl tesadüfiyette Kadet-i Nasır'ın zikralarıydan. Onun için bir ihtifal ikisini demcette gözünün. Şehit TİS'in şehitlerinin zikrasıydan, Şehit Kasım Süleyman'ın ve Şehit Abu Mehdi Mühendis'in zikrası ikisi bir yerde oldu. Ve bizim buna göre şehitlerin kanıyla ümmetler yaşarlar. 1980 12. ayın 30'undaki evvel kafile şuhada şehit oldular. O günü tahdid olunsın ki yom şuhada tes'id. Ve ona göre biz de kemase şuhada vacibimize kalktık. Bu günü ihya ettik ki zikra şuhada tes'id. Ayrıca bugün hem TİS'in şehitlerini hem de vatan uğruna şehit olan zafer liderlerini unutmamak için olduğunu dile getirdiler. Ve bunlar sebep oldu kanları bu yengi Irak kurunsu ve kezalike bu izzet ve bu keramet milletimizin de bu hürriyette yaşayırı. Hepsi bu şehitlerin Türkmen şehidi olsun ve Arap şehidi olsun ve Kürt şehidi olsun Irak'ın hep şehitleri sebep oldular bu hürriyet için biz indi yaşayırığın altında. Ve tekit oldu bugün hep sözlerde ben Irak'ın birliği ve Irak'ın sağlığı ve saygılığı ve milletin izzeti ve kerameti mühimdi ve esasidir ve bu şehitlerin maktubuydu. Bugün hakkına çok şehitler buradan nizam vakti şehit oldular ve bu şuhada günü de tezamün edebilirsiniz. Bugünlerde Zikrethaniye'de şuhada Kadet-i Nasır, Abu Mehdi, Hacı Kasım Özü'den olanlar. Bu tezamün yani biz budur yani istirik aleme bilintirağın bizim yolumuz bu şehadet yoludur. Taban kelimeler çok iyiydi, istifade ettik. Buradan da ahit verdik şuhadalara mennehu. Yollarına, nehiclerine inşallah makayet olduk. Irak ordusu 92. Tugay'ı ordunun kuruluşunun 101. yıl dönümü münasebetiyle karargahında bir tören düzenledi. 6 Ocak yani Site Kanunu tani askerlerin bayramı. Görağım burada askerlerin sözü nedir, duyukları nedir, özlerini görürük. O aynı zamanda burada bir tören, bir hafle kuruptular. تمر علينا اليوم ذكرى تأسيس الجيش العراقي الباسل في السادس من كانون الثاني من كل عام. هذا اليوم ليس يوما كالأيام، إنما هو بيرق عالي على قمة عالية من قمم المجد. 92 Irak ordusu Togay karargahında ordunun kuruluşunun 101. yıl dönemi münasebetiyle bir parti düzenlendi. Bu partide askeri faaliyetler ve kelimeler söylendi. فرقة المشاة السادسة عشر أعلن فيه عن أول تشكيل للجيش العراقي الذي انطلق من مدينة الكاظمية. بعزم الله ورجالك يا وطن تنحل، ولدك يا عراق الخير ما باعوك، باعوا روحهم حتى انت ما تنذل. اللي يطب المعركة من رجالك الطيبين يرجع حق بيده لو يطب أعزل. قدم ليوخ شكرمس كامل شعبه لأنه بس خدمات دايوخ مو بلادين لأنه تضحيات فيردوخ فاستاروخ قبل أمان يشاسم بلاد مس شعب مس وإن شاء الله بس خدمات دايوخ وطانا. بقين 6 كانون تاني إن شاء الله بارك اليوم جيش العراقية وخاصة لواء 92 كمنتسبين وضباط. الله يزحف لاسنا الله يوفق لاسنا وبزدخ إن شاء الله كمسدنا ننسي قلمادوخ حر رادوخ يردوخ بيجدنا الحمد والصنة الله. Avgenli'ye kim yarıştı? Allah rahmet eylesin şehitlerimize. Ocak Ordu Bayramı münasebetiyle bugün Diyale iline bağlı Karatepe nahiyesinde Irak ordusu araçları süslendi. Ocak Ordu Bayramı münasebetiyle bugün Diyale iline bağlı Karatepe nahiyesinde Irak ordusu araçları süslendi. Süslü ordu araçları kentin caddelerinde dolaştıkları sırada vatandaşlar çiçeklerle ve tatlılarla onları karşıladılar. Karatepe halkı kameramıza konuşarak Irak ordusunun kuruluş gününü tebrik ederek ve ordu mensuplarının her daim halkın yanında olduğunu da vurguladılar. Bugün günlerden, Irak'ın günlerinden bu güzel münasebe vardı. 6 Kanun Ceş'in bayramıdır. Bugün kimin tesis oldu? Ceş'il Araki. Ceş'il Araki hufazan al-Irak. Hafzul emin. Yani Ceş çok bir taab çekti. Hatta bugüne getirince bizi bu kırın o kırın gittik kamil hafız etti yakın Irak'ın emnini hududun, imkaniyatın hepsi Sitr-ül Selam'a geçti üstümüzden elhamdülillah ve şükür. Velev hurub geldi üstüne, bir şey geldi üstüne ve elhamdülillah ve şükür geçti üstümüzden. Bir gün kurulduğu gündü, tesis oldu bir gün kimin. Biz tebrik ederiz Ceş'il Irak'ını kafeten, o şa'bil Irak'ını kafeten. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 6 Kanun, Eid-i Ceş'il Iraki. Bizim bu Ceş Iraki her devlede Ceş, Suril Vatan, heybesi, vukarı, her devlenin ki Ceşi, nanca kuvvetli olsa, nanca imkaniyatı yoksa, onca Ceş'in, beledin heybeti olur. Biz bugün sabahından bir vefet teşkil ettik, tehniye ettik livanı, liva Karatepe'de, liva 53. Özleri bir tertip etmişler, çıkışlara bazarda bir faravuz tezini ettiler sayıların. Allah hafız etsin özlerin. Karatepe ehlati, billati razı özlerinden. Müteavundiler, ecz-i emniyeden, alemden. Allah hafız etsin ve her bayram hayırlı olsun sizlerine inşallah. Telafer ilçesinden olan ve tam 7 şehit annesi olan bir kadının ülkenin diktatörlükten bu yana geçtiği devirlerde çocukları birer birer gözünün önünden kaybolmuştur. Evladlarının birer birer şehit olmalarından dolayı çektiği acının dehşeti içerisinde olan bu kadın kendisiyle görüştükten sonra hikayesini başbakana anlattı. Kendisi de Bakanlar Kurulu toplantısında acısını aktararak yaptığı fedakarlık için, minnettarlık için de kendisine hakkının verilmesi talimatını verdi. Sadr Hareketi lideri Muktada Sadr'ın Irak ordusu ve prestijini güçlendirmek için çaba göstermeye devam edeceğini teyit ettiği Irak ordusunun kuruluş yıl dönümünde kutlamaları ile devam ediyoruz. Ordu 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik ettiği gerilim konulu bir tweette Es-Sadr ordusu, daha doğrusu orduya sözlü veya başka türlü saldırmayı reddetmeye devam edeceğini belirterek özveri ve fedakarlığın Irak ordusunun en önemli özellikleri arasında yer alırken ordunun ana vatanının gücünün ülkenin gücü olduğuna işaret etti. Savunma Bakanlığı mevcut Ocak programı dahilinde subayları terfi ettirmek için bir bakanlık emri yayımladı. Bakanlık tarafından yayınlanan bir belgeye göre 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren maaş karşılığı aynı ayın 6'sından itibaren ise kıdem için memurların terfisine karar verildi. Başbakan Musa el Kazım'ı yalan haber sonucu çok sayıda vatandaşın hayatına mal olan katliamda şehit olan aileleri teselli etmek için Ceble ilçesini ziyaret etti. Başbakan suç mağdurlarının ruhları için düzenlenen taziye törenine katılarak yaşananların gerçek ve yürek burkan bir katliam olduğunu vurguladı. Öte yandan açıklamada bulunan Başbakan El-Kazimi Bakanlar Kurulu toplantısında Irakların güvenlik güçlerinin ahlak ve ilkelerine müdahale eden zayıf ruhların elinde soğukkanlılıkla öldürülmelerinin üzücü olduğunu söyledi. Başbakan Mustafa Al-Kadhimi yapmış olduğu açıklamasına ekleyerek ayrıca bazı güvenlik unsurlarının güvenlik değerlendirilmesi yeniden gözden geçirme ihtiyacının olduğunu vurguladı. دم عراقي غالي ومساله يجب ان تعيد تقييم منتسبيها بالخصوص وزاره الداخليه. هذه ليس اول حادثه قاعد تحدث خلال الحكومه وليس الحادثه الاولى على مدى 17 سنه. تتكرر بين فتره واخرى، هناك ضعفاء نفوذ نحتاج تقييم لضباطنا لمنتسبينا. من غير معقول ان ترتكب هذه الجريمه وانا كنت متابع الموضوع لحظه بلحظه. تزلج التحقيق محايلة من جهاز الأمن الوطني لمتابعة هذه الجريمة البشعة راح بها ضحية لخلافات عائلية شخصية تستغل الدولة وتستغل الأجهزة الأمنية تحت عنوان 4 أرهاب لهذا أصبحت التهمة مع الأسف الشديد جاهزة لكل شخص يتحصف في حساباته. يجب أن ننتهي من هذه القضية. شفنا 4 أرهاب وين ودتنا وشفنا القضايا الكيدية وين ودتنا. فأتمنى من الجميع أن نتعاون لحل هذه المشكلة في مؤسساتنا وأتمنى وزارة الداخلية حقيقة خلي يصير أن تقوم بإعادة تقييم عمل منتسبيها وإشراف شديد على تصرفات من يحاول يستثمر ووجود. Başbakan El-Kazimi ayrıca kötü niyetli suçlamalar nedeniyle yıllarca hapishanelerde kalan tutukluların olduğunu da doğruladı. Başbakan El-Kazimi açıklamasında ayrıca Yüksek Yargı Konseyi Başkanı'yla görüşeceğini vurgulayarak kötü niyetli suçlamalardan şüphelenen bazı davaları araştırmak için bir komite oluşturulmasını koordine etmeye çalışacağını ifade etti. Şab, meskin, 7 senedir بالسجن موجود بدون أي تهمة. سبق نداء شاب مسكين 7 سنين بالسجن موجود بدون أي تهمة. 7 سنين من عمره يقضيها بالسجن مع مجرمين ومع إرهابيين ومن ثم يطلع بريء. وأقولها بكل صراحة، أنا في 3 سجون شفت شباب مساكين في عمر الورود وبعضهم تحت السن 18 سنة تم اعتقالهم من بعض المناطق في العراق تحت تهم كيدية وتحت تهم معينة، ومن ثم لحد هذه اللحظة ينتظرون محاكم. بعضهم صار له 5 سنين 6 سنين. أنا تكلمت مع السيد رئيس مجلس القضاء قبل فترة، راح أتكلم وياه اليوم لتأسيس لجنة لتصفية ومعالجة هذه القضايا الكيدية اللي راح بها كثير من ضحايا من أبناء شعبنا في كل مناطق العراق بدون استثناء. ولكن مع الأسف الشديد ما زال البعض يقبع في السجون بتهم ما أنزل الله بها من سلطان. Güvenlik konusunda ayrıca Başbakan El Kazmi Uluslararası Koalisyonun savaş güçlerinin Irak'taki rolünü sona erdirdiği iddiasına rağmen Iraklı üslerin rastgele füzelerle hedef alınmasının sorunsuzca bir davranış olduğunu vurguladı. Başbakan El Kazmi açıklamasına devam ederek ayrıca bu tür eylemlerin ülkedeki güvenlik ve istikrarı bozmaya yönelik olduğuna işaret etti. Başbakan danışmanı Hüseyin Alavi ise Irak'ı sürekli çatışmalara sokmak ve güvenlik konusundaki barışların başka bir yola çekmek isteyenlerin var olduğunu söyledi. Alavi önceki bir bültene konuk olduğu sırada yapmış olduğu açıklamasında uluslararası koalisyonun savaş güçlerinin tamamen çekildiğini açıkça belirtti. İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 22 Filistinli'yi gözaltına aldığı bildirildi. Filistin Esirler Cemiyeti Basın Koordinatörü Amani Sarahneh muhabirine yaptığı açıklamada İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenlediğini belirtti. Sarahneh baskınlarda çoğunluğu Nablus, Tubas ve Ramallah kentlerinden olmak üzere 22 kişinin gözaltına alındığını aktardı. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AKP Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan uzun bir aradan sonra partisinin milletvekilleriyle gruplar halinde görüşmelere başladı. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan uzun bir aradan sonra partisinin milletvekilleriyle gruplar halinde görüşmelere başladı. Toplantıda bundan sonraki hedeflerinin de enflasyon odaklı mücadele olacağını belirten Erdoğan'ın milletvekillerine de muhalefetin yalan yanlış bilgilerle milleti zehirlenmesine izin vermeyin, 7 bakanlıklardan doğru bilgiyi alın, vatandaşlara doğruları anlatın mesajı verdiği öğrenildi. Erdoğan, parti milletvekilleriyle gruplar halinde görüşmelere dün yeniden başladı. AKP grubu başkanı milletvekili Mahir Öner başkanlığındaki 48 milletvekiliyle kahvaltıda bir araya gelen Erdoğan, milletvekillerinin başta ekonomik olmak üzere ülke sorunları ile ilgili görüşlerini dinledi. Edinilen bilgiye göre 35'e yakın milletvekili söz istedi. Aynı gün Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devleti Bahçeli'yi ziyaret etmesi nedeniyle ancak 18 dolayında milletvekili söz alabildi. Rusya'nın Viyana Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Ulyanov, İran nükleer anlaşmasının yeniden uygulanmasının ele alındığı müzakerelerin bugün yeniden başladığını duyurdu. Rusya'nın Viyana Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Ulyanov, İran nükleer anlaşmanın da yeniden uygulanmasının da ele alındığı müzakerelerin de bugün de yeniden başladığını duyurdu. Rusya'nın Viyana Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Mikhail Ulyanov, nükleer anlaşma olarak anılan İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin kapsamlı ortak eylem planına dönüş müzakerelerinde bugün Avustralya'nın başkenti Viyana'da yeniden başladığını söyledi. Twitter hesabına açıklama yapan Ulyanov, kısa süreli yeni yıl arasının ardından Viyana müzakerelerinin 8. turu bugün gayri resmi görüşmeler formatında yeniden başladı, dedi. Kazakistan Devlet Başkanı Kazım-Jomart Tokayev'in Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütünden dün resmen askeri destek istemesinin ardından operasyon başladı. Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokavyan'da kolektif güvenlik anlaşılması örgütünden dün resmen askeri destek istemesinin ardından operasyon başladı. İlk Rus hava indirme birliklerinin de barış gücü olarak bölgeye hareket ettikleri resmen açıklandı. KGAO ülkeleri Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Belarus ve Ermenistan liderleri arasında yapılan yoğun telefon görüşmelerinin sonunda alınan karar ilk olarak KGAO Ortak Güvenlik Konseyi Başkanı Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan Facebook'tan duyurdu. Pashinyan Kazakistan'a ortak barış gücü göndermeye karar verildiğini duyurdu. Pashinyan, Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tokavyan'ın çağrısı diğer faktörlerin yanı sıra dış müdahalelerine neden olduğu Kazakistan Cumhuriyeti egemenliğine yönelik ulusal güvenlik tehdidi göz önüne alındığında KGAO Kolektif Güvenlik Konseyi Kolektif Güvenlik Anlaşmasının 4. maddesi uyarınca bu ülkedeki durumu istikrara kavuşturmak ve normallaştırmak için KGAO'nun ortak barış gücünü sınırlı bir süre için Kazakistan Cumhuriyeti'ne gönderme kararı alındı, dedi. Ardından Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütü Kazakistan'da barışı koruma misyonunda başladığını resmen duyurdu. Rus basınından yansıyan haberlere göre misyon için hava indirme birlikleri Rusya'dan gönderildi. Barış gücünün de görevleri kamu ve askeri tesislerin kurulması ve asayiş güçlerine yardım olarak belirlendi. Fransa'da 332.252 ile Covid-19 salgınının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. Fransa'da 332.252 ile Covid-19 salgının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi. Halk Sağlığını Kurumanın açıkladığı verilere göre son 24 saatte 246 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 124.809'a yükseldi. Virüse bulaşan kişi sayısı 332.252 artışla 10.921.757'ye yükseldi. Salgının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı olarak kayıtlara geçti. Hastanelerde 3.695'i yoğun akımında olmak üzere 20.688 kişinin COVID-19 tedavisine devam ediyor. Musa'yı son 7 günde %37.54 arttı. Fransa'da 31 Aralık 2020'de 232.200 ve dün 271.686 vaka açıklanmıştı. Şimdi haber başlıklarını tekrardan hatırlayalım. Cumhurbaşkanı Barham Salih Irak ordusunun 101. yıl dönümü vesilesiyle kutlayarak Irakların güvenliği koruyan ulusal bir kurum olduğunu dikkat çekti. Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Mustafa El-Kazım'ı Bağdat'ın merkezinde meçhul asker anıtını ziyaret etti. Sadr Hareketi lideri Muktada Sadr'ın Irak ordusunu ve prestijini güçlendirmek için çaba göstermeye devam edeceğini teyit ettiği Irak ordusunun kuruluş yıl dönüm kutlamalarıyla devam ediyor. Irak ordusu 92. Tugayı Ordu'nun kuruluşunun 101. yıl dönümü münasebetiyle karargahında bir tören düzenledi. Şehitler Kurumu denetiminde Şehitler Millet Mahşeresi ve Tarihin Işıltısı sloganı adı altında Kerkük Şehitler Müdürlüğü tarafından diktatör Baz rejimi döneminde Tisin şehitlerini almak için özel bir anma töreni düzenlendi. Böylelikle bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.